Asus M4A 79T Deluxe ve M4A 79 Deluxe arasındaki tek fark soket desteği ve bellek yapısında. M4A 79T Deluxe DDR3 bellekler ve AMOLED soketini desteklerken M4A 79 AMOLED soketinin yanında DDR2 bellek desteğine sahip. Bunun yanında tabii ki bundan kaynaklanan 1-2 ufak tefek etkisiz yerleşim değişim dışında iki kat büyük oranda aynı. Dolayısıyla biz sadece M4A 79T Deluxe'dan bahsedeceğiz. M4A 79T Deluxe AMOLED soket yapısına ve DDR3 bellek desteğine sahip. Toplamda 4 tane DDR3 bellek var ve bunlar 1600 MHz'e kadar hızlanabiliyorlar. AMOLED soket yapısı demek bu anakarta AM3 soket desteğine sahip işlemcileri takabileceğiniz fakat AM2 Plus destekli işlemcileri takamayacağınız. Diğer durumda AM3 soketine oturabilen işlemciler aynı zamanda AM2 ile AM2 anakartlara oturabiliyordu. Fakat tam tersi geçerli değil. Asus M4A 79T Deluxe'da toplamda 5 tane SATA yuvası ve bir tane PATA yuvası var. Bunlardan 3 tane SATA yuvası haricindekiler ön tarafa dönük. Kartın ön tarafı dönük ön tarafın dönük oldukları için uzun boylu bir ekran kartı takma durumunda bloke olmuyorlar. Fakat bu üç tanesi yukarı doğru bakıyor ve belli ekran kartı konfigürasyonlarında bloke olma ihtimalleri var. Bu konfigürasyonlardan birazdan bahsedeceğiz. Ancak 2 ya da 1 ekran kartı taktığınız durumlarda böyle bir endişeniz kalmıyor. Kartın yan, daha doğrusu kasaya takıldığı konumuyla aşağıda kalacak tarafında ön panel bağlantı noktaları, açma kapama ve yeniden başlatma düğmeleri, USB ve FireWire gibi bağlantı noktaları ile disket sürücü bağlantı noktası bulunuyor. Bunun yanında bu bölgede BIOS sıfırlama jumper da konumlandırılmış. En sonunda da ses çıkışları bulunuyor. Asus M4A 79T Deluxe'de ve tabii ki M4A 79 Deluxe'de de toplamda 4 tane ekran kartı yuvası ve 2 tane de eski tip PCI yuvasına yer vermiş. Bunların yerleşiminde yapılan tasarım kartın birbirlerini engellemelerin olabildiği kadar önüne geçmek yönünde. Şöyle ki tek kart taktığınız zaman Asus bunu tek mavi yuvaya takmanızı öneriyor. İkinci taktığınız zaman ikinci mavi yuvayı kullanmanız tavsiye ediliyor. Böylece iki slot soğutmaya sahip ekran kartı takmış olsanız bile en azından bir tane PCI yuvası boşta kalıyor. Sizin kullanımınıza açık kalıyor. Ve böyle bir konfigürasyonda SATA yuvalarından hiçbiri de bloke olmuyor. Buradaki birinci sorun, 3 tane ekran kartı takarsanız SATA yuvalarından şu 3 tane buradaki 3 tanesinin bloke olması şeklinde. Diğer bir sorunsa 4 tane ekran kartı taktığınız zaman ikinci mavi PCI Express yuvasına taktığınız ekran kartının tek yuva soğutmaya sahip olması gereksinimi. Çünkü hemen yanındaki yuva ona çok yakın. Dolayısıyla buraya takacağınız iki slot soğutmaya sahip bir ekran kartı bunu bloke edecektir. Kartın arka panel çıkış yuvaları, klavye ve fare için birer tane PCIe yuvası, toplamda iki tane dış tarafta, iki tane hemen onun yanında ve klavye fare bağlantı noktalarının yanında olmak üzere 6 tane USB bağlantısı, koaksiyel ve optik ses çıkışları, FireWire ve eSATA yuvası, bir tane Ethernet yuvası ve ses çıkışlarından oluşuyor. M4A 79T Deluxe ve M4A 79 Deluxe'un soğutma sistemleri Güney Köprüsü'ne, Kuzey Köprüsü'ne ve işlemci voltaj regülasyon modüllerine bağlanmış ısı dağıtım plakaları ve bunları birbirine bağlayan ısı borularından oluşuyor. Böylece etkin bir soğutma sağlanmış. Kuzey Köprüsü'nün soğutması yeterli yükseklikte ancak iri kıyım soğutucuları takmanızı engelleyecek kadar da yüksek değil. Yani gayet kıvamlı bir boyutta sahip. Ancak hem voltaj regülasyon modülleri bölgesinde hem de Kuzey Köprüsü üzerindeki soğutucunun kanatları oldukça ince ve soğutucu takarken dengesiz bir harekette elinizi çizme olasılığınız yine de var. Bunun dışında soğutucu takıp çıkarma konusunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyoruz. Büyük soğutucuları rahatlıkla takabilirsiniz. Kartın kutu içeriğinden el kitabı, kullanım kılavuzu, kartın ön panel ve USB bağlantılarını yapmak için işinizi kolaylaştıran ufak parçalar,
SATA bağlantı kabloları. Kasanın arkasına takabileceğiniz ve fazladan bir tane FireWire ve iki tane daha USB bağlantı noktası getiren bir tane raket. Kartın arka çıkış plaketi. Bir tane paralel ata kablosu. İki tane crossfire köprüsü. Asus'un Turbo Key adını verdiği özelliğin broşürü. Ve yazılım CD'si çıkıyor. Bu iki anakart, yani M4A79T Deluxe ve M4A79 Deluxe aslında aynı anakartlar. Zaten anakartların yerleşiminden de görüyorsunuz. Tek farkları bellek yuvalarında. Bir tanesi M4A79T Deluxe DDR3 bellek destekli. M4A79 Deluxe ise DDR2 destekli. DDR3 olan da T Deluxe'de DDR bellek yuvaları birbirine bitişik yerleştirilmiş. DDR2 olan da ayrık yerleştirilmiş. Bunun dışında bir fark gözükmüyor. DDR2 bellekli olanı mı almak gerek yoksa DDR3 destekli olanı mı almak gerek sorusunun yanıtı ise bizce DDR2. Çünkü şu anda pek net bir performans farkı yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. Ve DDR2 belleklerin fiyatları DDR3 ile karşılaştırılmayacak kadar ucuz. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken şey işlemcinizi AMD 3 soketine uyumlu almak. Yani Phenom X4 810 ya da X3 720 gibi bir işlemci almak. Çünkü işlemci hem DDR2 hem DDR3 destekliyken anakartlar bir tanesini kullanıyor. Bugün DDR3 destekli bir işlemci ve DDR ikili bir anakart alırsınız. Daha sonradan paranız olduğunda ve anakart fiyatları düştüğünde DDR3 destekli bir anakarta geçebilirsiniz.